Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel ittifak ortaklarıyla ahlat çıkarması, verdiği mesajlar, orada harcanan mesai, cumhurun güven tazelemesi, bir yaş atfıyla 76 gül takdimi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 70 gül takdimi gelmişti daha önce. Peki neler olup bitiyor arka planda? Buradan çıkacak olan mesajlar neler? Bu birlikteliğin oy olarak karşılığı nedir? Bu fotoğrafların insanlar galiba biraz da bunu tartışıyor. Biz de öyle başlıyoruz. Marmaris'te dinleniyordu. Cumhurbaşkanlığı yazlık konuk evindeki tatilinin ardından Bitlis Ahlat'a geçti Erdoğan. Hafta sonu yoğun programda ziyaretler, toplantılar, açılışlar, ikili görüşmeler yaptı. Tasarruf tedbirleri gündemdeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yüzlerce araç ve korumayla gitti. Sadece Erdoğan değil, bakanlar da o programdaydı. Erdoğan kabineyi Ahlat'a taşıdı. 21 yıl aradan sonra ilk kez Ankara dışında toplandı kabine. Ahlat Köşküne Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı. Van Gölü kıyısında yer alan Ahlat Köşkünün dışı ve etrafı özel teknikler kullanılan ışık ve lazerlerle aydınlatıldı. Türkiye'deki meseleler 2,5 saati aşkın Ahlat Köşkünde masaya yatırıldı. Kabine toplantısının öncesinde Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. 17.25 saatinin AKP'ye bir mesaj olduğu yorumları sürerken iki lider yüzler gülerek Bahçeli'nin ahlattaki konutunda buluştuğu hediyeleşti. Erdoğan MHP liderine Yaşı Kadar Kırmızı Gül hediye etti. Bahçeli de Erdoğan'a tablo verdi. Ee, çok teşekkür ederim. Şimdi de değerli protokolümüzü... Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde Erdoğan'dan önce bakanlar kürsüye çıktı. Açılış törenine Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ile Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Yeni günde ise Muş'ta Malazgirt Milli Park alanında bir araya geldi liderler. El ele tutuştular. MHP lideri Bahçeli'nin yanında Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu vardı. Program bitimindeki selamlamada yan yana el ele poz verdiler. Durmadan, yılmadan, yorulmadan... Türkiye'nin en meşhur kurumlarından biri Diyanet, bütçesi itibariyle çok konuşulur her bütçe ayarlanırken şu kadar bakanlığı geride bıraktı. Yok bu sefer böyle bir rekor kırdı. 6 bakanlık klima yetişemedi. Ek ödenekleri yine rekor kırdı gibi haberler duyarız. Makam araçları ile ilgili haberler duyarız. Ha bir de hutbeleri ile ilgili, söyledikleri ile ilgili Burada ilan ettikleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir hutbe yine konu olmuştu. Bir cennet vaadi. Hatta biz de Yeşilçam'dan Şener Şen'e saygı duruşuyla aktarmıştık onu hatırlıyorsunuz. Şener Bey de belki izlemiştir o alıntıyı. Ne diyordu Şener Şen? Nasıl oldu da bize oy vermediniz? İşte diyordu ağam yani cennetten tapu karşılığı oylarımızı sattık biz. Şimdi ona benziyordu. Bu sefer ise Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş başka bir konuda haber oldu. Milli bayramlara ilişkin biliyorsunuz anma mesajlarında cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmaktan imtina ediyordu kendisi. Sonunda hatırlanmış ya da birileri hatırlatmış belli ki. Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajda şöyle diyor. Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyarak nice destanlar yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şey değişti mi Sayın Erbaş hayatınızda? Atatürk'ü anmama iradenizi kırdığınız için.